Ya şimdi yanımda Yalçın var diye de aklıma geldi yani kalıplı oyuncular. Pandemi sonrası Vedat Muriçi gördük. Yani hemen ısınmaları toparlamak yok. Yusuf ki 85'te oynanılacak kişi oyuncu değil yani. 85'te nasıl diyeyim yani mesela Sinan Gümüş atılır oyunun içine. Yusuf'un ısınması zaten bir o vücut. Onun zaten farklı kalın mı? Yani o inceliği, o tekniği, o Bizim boyuna de, rağmen var. O beden var. dili de beden. zaten isyan ediyor. Zaten o dakikada oyuna girmesi Abi bir de bir değil iki değil. Çoğu maçta bu alışkanlık oldu. Ee, yani Yusuf şeyi için. düşünsene Lil taraftarını düşünsene. Ya bakıyor bizim Yusuf Yazıcı ne yapmış acaba? Milli maça bakıyor Türkiye maçına. Yusuf Yazıcı'nın yerinde oynayan oyuncu Kenan Karaman. Bir bakıyor uygulamadan. Bu acaba Kenan Karaman ne kadar meziyetli? Nerede oynuyor diye bakıyor. Hayal kırıklığı. Ya oyuncuların ligine göre yorumlamak tabii ki hoş değil ama ya bir tarafta çok büyük bir kalite var ya. Yani Yusuf Yazıcı. Ya ben burada çok büyük eleştiriyorum. Yok kesinlikle. Yani Yusuf hatta ben şunu düşünüyorum. Türk pasaportlu en yetenekli Türk. Abdülkadir Yusuf diyorduk. Zaten Doğru. teklif anlamında da Yusuf'a geldi. Yusuf'tan sonra da Abdülkadir'e 22 milyon euro Monaco, Trabzon göndermedi ona. Evet Böyle bir yetenek ee, ve bu sene Lille'de de iyi oynuyor milli takım. Kaldı ki hani burada çok tartışmak olsun Hakan Çağlıoğlu'nun da ben milli takım performansını beğenmiyorum. Tamam Milan performansına toz kondurmuyoruz ama Milan performansı demişken de Milanda pandemiyle birlikte oynamaya başladı İbrahim abi. Onun öncesi Milan taraftarı da çok Hakan Çalhanoğlu'ndan memnun değildi. Doğru yani doğru, sürekli tutuluyor. iyi oynayan ben şahsen sürekli oynadığını düşünmüyorum Hakan Çalhanoğlu'nun. Çok iniş çıkış evet. Durant top yeteneği lafım yok ama hoş son maçlarda onları da çok etkili göremedik. Ee, Yusuf kesinlikle milli takım için kazanmamız gereken bir değer 91 doğumlu bir oyuncudan bahsediyoruz bu arada. Kesinlikle ya. Trabzonspor maçı için neler söylemek istersin? Baktığımız zaman Erzurumspor'un bir tepkisi var atılan golle ilgili. Bilmiyorum. Ben ya. orada Marlon topa vurduğu için hani Marlon topa vurmadan önce oyuncu topa vursa tamam hani gol derim ama bence var kararlarının müdahalesi ve iptal kararı ben doğru buluyorum ama Erzurum'u şöyle hakkını teslim ediyorum oyun içinde. Evet çok ben çok e, beğendim Erzurum'u dışında full hücumcu bir takım hatta ben dedim hani Mehmet Hoca ne yapıyor yani evet. bu kadar fazla hücumcuyla. E, gayet iyi oynadılar. Uğurcan bence kötü günündeydi. Kurtarışlar hemen çok top sektirdi ama muhtemelen yağış şey ve zeminin etkisi var. Bir şeyleri de net bir şekilde ifade etmemiz gerekiyor. Ben yeni futbolu bırakmış birisi olarak şu ifadeleri net bir şekilde söyleyebilirim. Bazen sponsorunuz yani belirli ürünler karşılığında ya da para karşılığında sponsor olduğunuz mesela kaleci eldiven Hı -hı. çok değerli Hı -hı. değil mi? Tabiri caizse silahıdır aparatıdır. Ya bunun çok değerli olması lazım. Mesela Uğurcan'ın bugünkü performansından dolayı artık kış şartlarına uyumlu halde senin Eldiven. performansını en üst seviyeye getirecek eldivenleri kullanman lazım. Ya Hı. senin de bunu iyi irdelemen Ama gerekiyor. Ama Abdullah Avcı maç sonu demecinde çok böyle ironiyle karışık belki buna gönderme yaptı. Ee, Abla Avcı'nın kaydığı bir pozisyon var ya yere evet. düştü. O pozisyonla ilgili krampon seçimini doğru yapamadık galiba. Ya hani espri yaptı ama, gerçi ama aynen. Belki oyuncular de için bir mesaj tabii verdi oyuncular dediğini. için krampon önemli. Mesela vidalı kramponlar tercih edilmesi sahada. Tabii. Ama kaleci için en önemli etken eldiven. Doğru. Sizin çok eldiveniniz yani ya baktığımızda yan topta böyle bir kaleci değil. Benim aklıma mesela Galatasaray'dan Ufuk çaylan geliyor Ufuk çaylan bu tip hatalar çok yapardı. Evet. Kariyeri zaten o yüzden büyük takımdan takım arkadaşının evet. oldu sanırım. Yani Uğurcan'ı ben böyle çok hafızamda canlandırmıyorum maçların. Bugün anormal 3-4 pozisyonda. Ya çünkü kendisine yakışmayacak. Neden? Uğurcan'ın yani o görüntüsü zaten kalede bir puan maça başlarken. Orada Erzurum Böyle bir güven veriyor ki takımına. Doğru. Ama Nobre gibi, Semih Şentürk Türk gibi böyle top takip eden bir forveti olsaydı muhakkak cezayı keserdi ki yetenek anlamında zaten Erzurum'un benim düşme adayı görmemin sebeplerinden biri o temel net bir forvetin olmaması. Evet. Ben de şunu anlamıyorum. Mesela geçen sene lige çıktığında Büyükşehir Belediye Erzurum Spor çıkmasındaki en önemli faktörlerden bir tanesi kaleci Sehiç'ti. Çok iyi kaleci. Konya'da. Evet. Şimdi Konyaspor'da Spor'da. Şimdi Sehiç ile yollara ayrılıyor. 37 yaşında Farnol. Malatya Spor'u geçen sene birçok maçta yakmış bir isim. Bir adım ileri gideyim. Geçen sene en kötü takımı 14 hafta galibiyet göremediler sen bir kadro yapılanması yaparken küme düşmüş yani. Onu söylüyor. farmordun. Daha 3 tane oyuncu alıyorsun bir de bir tane değil. Evet. Yani, yani, mesela dün de ben bu eleştiriyi bulundum. Şimdi, Malatya'da oynadığım dönemde Mina ile ilgili Malatyalı seyircilerden bana eleştiri geldi. Ya ben kişisel olarak performansını yani. yani zayıf gördüğüm oyuncuları burada değerlendirmekle hükümlüyüm. Tabii ki hayır bir de şimdi şöyle düşünüyorsun. Mesela Novikova'sı nereden bulduğu için bir yandan da tebrik ediyorsun evet. ama Çok iyi. şöyle düşünmem Şey de lazım. aynı Bak. E, Raşat Muhammed Raşad de mesela. Raşat Muhammed, iyi. Ricardo Gomez. Gomez. Ama şimdi bak ne dedi Mehmet Özcan? Şey, Erzurum'un çıkan kadrosu bir şekilde dedi hücum vaat ediyor size. Yani senin oyun, e, kadro planlaman tamamen biraz hücuma yönelik. Arkada Mina ile oynuyorsun. İşte kalecin zaten birazcık hani defoları var. Ve açık alan veren bir yapıya sahipsin. Yani şunu oynasan 20 metrelerde savunma yapsam Mina sırıtmaz defolar ortaya çıkmaz. Ama sen Mine 30 35 metre alanda oynatırsan bütün defoları ortaya çıkar. Yani planlama da gerçekten büyük bir hata var. Yoksa çok büyük hata. Ya iyi, iyi iyi oyuncular var. Raşat Muhammedler, e, Ricardo Hasan, Gomez, Hücum. Hasan Hatipoğlu. Evet. Mesela ben de şu kadro yapılanmasında sol ayağı çok düzgün bir oyuncu. Evet. Mesela belki lig deneyimi olarak, e, tecrübesiz olarak ama Emrah Başsan. Yani baktığınızda Emrah hani Emrah izlemesi çok keyifli. Benim Ümraniye'den beri beğendiğim İbrahim Aksa bence iyi oyuncu. Evet. Emrah Başkanla ilgili Avrupa gördükten sonra oyuncu değişti. Hep ben onu söylüyorum ya çok ama. Çok keyif alıyorum izlerken ama. Bak, ama Avrupa'ya çok... gitti. Yani Galatasaray'a geldiğinde de çok iyi bir performans sergilemişti. iyiydi. Çok iyiydi o sene ama biraz o büyük takım alışkanlığı olmadığı için belki. Serdar abi izlerken olmadı. ben de aynı şekilde dikkat ettim. Tek yöne çalım atıyordu. Şimdi her iki Heh, tarafa da gidebiliyor. İçe de kat edebiliyor. Aynen. Şu anda Bu, çizgide giden belli çok çizgide. Oyun... Avrupa'da gibi. sanki iki halde da çalım atıyor. Evet. evet. Yani önemli bir meziyet ama Avrupa gördükten sonra oyuncu başka bir kimliğe bir bürünmeyebilir. Tamam, yani. Adamın Demir Demirspor'da konuşuruz. Yunus bugün maçı çevirdi. Evet. inanılır gibi. Değil ama mi? harika oynadı. Yunus değil mi? Ya Yunus, ben iki o maçı, o da maçı neden? neden dün gece ben salladım çünkü Yunus'a. Ama mi? ben de ben de bugün Senin zaten salladıklarım maşallahı. Bana da yani bak, yine bana bak. Hakan Aha. sallamak değil maç öncesi ben de Galatasaray'ı yani Galatasaray'ı eleştirdim şöyle. Yunus gibi bir oyuncum var. Kiralıyor kiralıyor. Erkan Zengin'e Volkan Şen'in olduğu takımı mı kiralıyorsun dedim. Ben Nidegim, şu, yedekte. Ben de şunu söyledim. İkinci yere Fatih Hoca şans verdi. Oynayamadın. Niye oynayamadın? İşte Belçika'dan isteyenler vardı değil mi? Dün gece bür yani. Sana yakışmıyor o yeteneğe dedik. Bugün maşallah var. Gurur duyarız her zaman böyle oynasın. Senin zaten böyle istatistiklerin var. <laughs> ama zaman. biz oyuncu abi bana sallar bana sallıyorsun. <laughs> ama Sen kırma seni. Ben uğraştın o ki anlamda... şeyden önce yayından önce. <laughs> ama ben yelek giymedin hala kırgınım. <laughs> Ya Yunus'la ilgili bak e, biz oyuncuların tanımlamasını doğru yapamıyoruz bence. Yani oyuncu mesela Galatasaray'dayken hiç oynamayacağı bölgede sol önde oynadı. O, yani oyuncunun en önemli meziyeti içe kat ederek şut atma kabiliyeti. Bence hani ve orta yapma kabiliyeti. Oyuncuyu sağa attığın zaman hani frenliyorsun. Tabii ki geliştirsin ayağını ama maksimum verimi elde etmek istiyorsan biraz da sağda kullanmak lazım. Hatta Belki forvet arkası kullanmak lazım. Hiç mi Galatasaray bir ara Santifor sıkıntısı yaşamıştı geçen sene? Ya Yunus'un Santifor oynamışlığı var mesela şeyde. Ali Akman Bursa Spor benzer fizik. Ya aynı özellikler. ve Yunus'un ben çok modern bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Ve bizde şöyle bir hata yapılıyor. Modern oyuncuların tanımlaması yapılamıyor bizde bizim ligimizde. Ve o yüzden de alt liglerden e, Avrupa'ya çok oyuncu gönderebiliyoruz. Serdar abi haklısın. Yalnız Arda'nın gelişiminde 2005-2006 sezonu Manisa'ya Manisa. kiralık gitmesi, mesela Yunus'ta da aynı şekilde. Bu oyuncuların, genç oyuncuların oynayıp takımlarına daha güçlü bir şekilde gelmelerinin çok önemli olduğunu, gelişimi açısından tecrübe kazanıyorlar. Ama bu Sonuçta sene ben... doğru sene değildi sanki. Neden? Galatasaray Şanlıurfa'ya oyuncu verdi, Galatasaray Adana'ya oyuncu verdi, Galatasaray Adana, Adana Demirspor'a oyuncu verdi. Yarınki maçta Galatasaray acaba Fatih Hoca kimi oynatacağım diye düşünüyor, değil mi? Oraya geleceğiz yani planlama yok hiç yok bu gerçekten arada, yok. Bu e, arada Galatasaray'la ilgili çok ilginç bir bilgi var bizim elimizde. Ee, evet biraz yayından sonra... önce de söylüyordun sen neydi acaba çok merak ettim. Önemli ya, bir bilgi dedi. De Kimde? Onu Galatasaray bölümünden sen mi bölümünde konuşacağız. bölümünde Yalçın e, bizlerle paylaşacak. Güzel bir bilgi yani e, yanlış anlaşılmasın çok güzel bir bilgi bu. Arada. Öyle mi? Evet evet. Transfer mi acaba? Yok yok, yok. Değil. o anlamda takımla alakalı Fatih Hoca ile alakalı bir öncülük ettiği bir olayla ilgili ettim. güzel bir gelişmenin olduğunu söyleyebiliriz. Ama Kadro yap efendim yani Trabzonspor'dan konu devam evet. ederken Trabzonspor'un gerçekten zamana ihtiyacı var. Tekrara ihtiyacı var. Çünkü Abdullah Hoca'nın oynatmak istediği sistem ve e, takım savunmasını önemsediğini zaten basın toplantısında da maçtan önce de dile getirdi. Bunu yalnız bu sene çok dile getirmiyor farkında mısınız? ya mesela Trabzonspor'da yani, şu andaki durum tamamen sonuç ama, evet, amaçlı evet. olduğu oraya için oraya daha çok durumda. Bir de durumda. şunu unutmayalım. Bugün iki top çizgiden çıktı. Evet, Duran evet. toplarda yine takım savunması ben, Vitor Hugo'ya Hugo, rağmen ben, Vitor Hugo'ya rağmen yani Alanya'ya ve Fenerbahçe'ye oyuncu e, inanılmaz. Ya Duran top